birinde aile boy pizza, litrelerce su ve kıyaslamak için kontrol yerine geçen bir insan. Hazır mısınız? Hadi şunu yapalım. O halde sizi masaya davet ediyorum. Bu denemede ikisinden biri devam edemeyecek hale gelene kadar pizza yemeye çalışacaklar. 3, 2, başlayın. Zihinsel olarak birdenbire yemeye başlarsanız hemen takılabilirsiniz. Ama o yemeğin üzerine atlıyor. Bruce bununla boy ölçüşemiyor. 85 saniye içinde Peter tek bir pizzayı bitiriyor. Bruce ise ilk diliminde. Yerken metot kullanıyor. Pizzaları suya batırıyor ki boğulmasın. Çok çiğnemek zorunda kalmasın. Ama bu aynı zamanda bir güvenlik mekanizması. Böylece yuttuğunda boğulmuyor veya nefes borusuna kaçmıyor. İnanılmaz ama gerçek. 3 dakikadan az bir süre içinde 2 adet aile boyu pizza bitiyor. Bruce da henüz ikinci diliminde. Bence en ilgi çekici şey bunu yaparkenki hızı. Midesi ne kadar kaldırabilir ki? Yemek ayrı şey fakat midede tutmak ayrı bir şey. Yavaşlamıyor bile. Evet, şu anda normal bir insanın günlük kalori kazancına yaklaşıyoruz. Bir erkek için bu 2500 kalori. Pizza 2600 kaloride. Bunu sadece 6 dakika içinde başardı. Evet. Gerçekten inanılmaz bir sürede. Gerçekten bir şimşek hızında. Gerçekten de. Nasıl hissediyorsun? Biraz midem bulandı. 11. dakikanın sonunda Bruce'un midesi daha fazlasını kaldıramıyor. Ben daha fazla devam edemem. Mi? 10 dakika 55 saniye içinde 4 dilim bitirdin. Bu 440 kalori eder. 3,5 pizza yedin. Bu gerçekten fazla hızlı. Beni güçlendiren şey yemek yerken aldığım adrenalin. Yarış bu anlama gelir. Karşındakini yenmeye çalışırsın. Pete söz konusu olduğunda bütün her şey mekanik değil ne yazık ki. Yemek yemek gibi basit bir şey bile zihinsel bir durumdur. Tok olup olmadığınızı zihniniz belirler. O bunu devre dışı bırakarak sınırları zorluyor. Bir sonraki aşama için bilim insanları Peter'ın nasıl bu kadar hızlı yiyebildiğinin biyolojik sebeplerini araştıracak. Peki ama dünyanın en hızlı violinisti ne kadar hızlı olabilir? Dakikada 800 notadan daha fazlasını çalabilir mi? Üçüncü süper insan dosyasında dünyanın en hızlı yemek yiyen adamı Peter'ın muhteşem yemek yeme tekniği analiz edilecek. Şimdi bakmak istediğimiz şey bu kadar fazla şeyi bu kadar hızlı nasıl yediğin. Cevap büyük ihtimalle çene kaslarında gizli. Bu test için gerekli olan şeyler 60 adet elma, çene kasları aktif olduğunda gelen sinyalleri kaydeden bir elektromiyograf ve karşılaştırmak için bir kontrol adayı. Şimdi sana bir EMG taktık. Bu cihaz sen çene kaslarını kullanırken oluşan sinyalleri toplayıp bizim analiz etmemize fırsat sağlayacak. Senden stabil bir şekilde çene kaslarını kullanmanı istiyoruz. Sanki spor salonundaymış gibi düşün. Fakat diğer kasların yerine çene kaslarını kullanıyor olacaksın. Tamam, bu bizim için çok önemli. Pekala. Pekala, hadi sizi başlatalım. Bu elmaları ısırmakla ilgili, yemekle ilgili değil. Çene kaslarının ne kadar çabuk yorulduğunu gözlemlemeye çalışacaklar. Çene kasları aslında kolay yorulmaz, oldukça dirençlidirler. Fakat bir süre sonra bu kaslar da diğer kaslar gibi yavaşlamaya başlar. Pete'den iyi sinyaller alıyoruz. Pete'i incelediğimizde her ısırığın ne kadar güçlü ve tutarlı olduğunu görüyoruz. Çenedeki kaslara kadar inceleyebiliyoruz. Bakmamız gereken şey sadece çene kasları değil, ona bağlı olan diğer 4 kas daha. Buna şakak kasları ve yanağınızın orada hissettiğiniz kaslar dahil. 30 saniye oldu ama Bruce şimdiden zorlanıyor. Bruce'la ilgili bir takım gelişmeler var. Biraz yorulduğunu görüyoruz. Pete ise aynı şekilde devam ediyor. Pekala, isterseniz şimdi bir duralım. Gerçekten iyi bir iş çıkarttınız. Bruce, senin başlangıcın iyiymiş ama 20. elmanda artık gittikçe güçsüzleşmeye başlamışsın.
Evet, Pete, sen buradasın. Eğer dikkat edecek olursan grafikte pek bir değişme yok. Hepsi aynı boyda. Evet, bu kasların yorulabildiğinin ama aynı zamanda geliştirebildiğinin açık bir kanıtı. Evet, ben her ısırığa konsantre oluyorum. Her seferinde elimden geldiğince güçlü ısırıyorum. Bu yüzden grafikte pek değişiklik yok. Peter'ı süper insan yapan şeylerden biri, çene kaslarının çok güçlü olması. Bu şekilde bu kadar hızlı yiyebiliyor. Bu atletik prensiplerin vücudun başka organlarına uygulanabileceğinin bir kanıtı. Hızlı yemek yiyebilmek gibi yani. Peter'ın yeteneği çok nadir bulunan türde. Aichi'nin bundan aşağı kalır yanı yok. Ama Frode'nin ölüm tanımayan uçuşlarıyla bunlar nasıl karşılaştırılabilir?